Hoş geldin sevgilim. Senin ne işin var burada? Çok özledim seni. Bir de en sevdiğim makarnadan yaptım. Hande, sen benim burada olduğumu nereden öğrendin? Azade anne söyledi. Yani ısrar ettim biraz. İlk başta söylemedi nedense. Ama beni üzmek istemiyor biliyorsun. Bunların hepsini hatırlıyorsun yani. Niye hatırlamıyorum ki? Yani o kadar çok şey yaşadın ki. Sevgilim, kaza geçirdim sadece. Ne yaşadım? Hadi gel makarnamızı yiyelim. Gel gel Veli abla, geç buraya. Ay müsait miydim bilemedim ama bir şeyler aldım sana. Ha, hiç zahmet etmeseydin keşke, teşekkür ederim. Olsun bir tanem, ne olacak? Ya ev biraz dağınık, kusura bakma. Önemli değil, sakin ol. Zeytin nerede? Ha, o uyuyordu, Kezban'a bıraktım. Otursana böyle Veli abla. Tamam, geliyorum hemen. Tamam canım. Seni çok özledim. Benim ben de seni çok özledim. Hiç tatlı. Hande. Hı. Konuşmamız gereken çok şey var. Evet konuşacağız. Düğünümüz hakkında bir sürü şey var. Ama şimdi değil sevgilim. Ne olur bir makarnamızı yiyelim. Çok acıktım. De kötü bir şeyse söyleme. Sonra söylersin. Çok mutluyum ben şu an. Yesene makarnanı. En sevdiğim. Eline sağlık. Afiyet olsun. Düğün heyecanım bastı seni. O yüzden böylesin. Yani gerginim tabii biraz. E düşünsene ya, çocukluk hayalimiz gerçekleşiyor, evleniyoruz. En yakın arkadaşımız Yaman nikah şahidimiz oluyor. E bırak da biraz heyecanlanayım değil mi? Haklısın tabii. Ne oldu? Gözünü niye kaçırdın? Yaman'la ilgili bir problem mi var? Yani Yaman'ın nikah şahidimiz olmasını istemiyor musun? Gözümü kaçırmadım Ferit. Makarnaya baktım. Ya ne problem olabilir ki? Tabii ki Yaman olacak nikah şahidimiz. En yakın arkadaşımız sonuçta. Tabii ki. Aslında benim aklıma takılan başka bir şey var. Ne var? Annemi son zamanlarda gizli gizli ağlarken görüyorum. Bir şey mi oldu? Bu tür kafa travmalarında, ağır çarpmalarda çok sık gördüğümüz bir şeydir. Hasta bazen bir yıl, bazen birkaç gün, bazen de yıllarca hafıza kaybı yaşayabilir. Şu anda başka bir hasar görünmüyor MR'ında. Yeni bir şok yaşamaması çok önemli. Pardon, bir şey bölmüyorum değil mi ben? Yok Sinan abi, düğünü konuşuyorduk biz de. Gelsene. Gel gel abim, gel. Gel. Hoş geldin abim. Hani şu mevzu vardı ya, ben de seni arayacaktım. Konuşalım diyecektim. Bir baktım sen geldin ya. Ne güzel tesadüf, iyi yaptın, hoş geldin. Ha, ben dedim işte geleyim dedim, baş başa dedim. Kardeşimle dedim o mevzuyu konuşayım dedim de Hande buradaymış. Ne tesadüf ki değil mi? Bana da sürpriz yaptı. Baksana ne güzel sofra hazırlanmış, sağ olsun. Çok açım ben ya. Makarna bak hiç dokunmadım ha. Çok güzel olmuş yani, öyle görünüyor. Aha. Tamam. Ben gideyim o zaman. Siz de abi kardeş baş başa konuşun. Nasıl olsa artık hep görüşeceğiz. Aile olacağız. Hadi ben seni uğurlayayım. Hayır hayır gelme. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Sinan abi. Görüşürüz. Gel bir gel buraya gel. Oğlum bu ne iş lan, bu kafa ne lan? Bu ne oğlum? Abi ne bileyim ne iş ya, saçma sapan bir iş işte. Ben de düştüm bir cendereye, baksana halimi. Şuraya bak, sofralar mofralar, bir geldim Hande karşımda. Ya bazen diyorum acaba bu kız oyun mu oynuyor?
Ha? Sonra diyorum ki ya gerçekten hastaysa ya oyun oynamıyorsa. Vallahi ne yapacağım bilmiyorum abi ya. Nasıl bir oyunun içindeyim ben? Neredeyim? Ne yapıyorum? Kafam iyice karıştı. Tamam çok düşünme bak kabloları yakarsın vallahi gider. Ben de yanacak kablom kaldı ya. Sağ olsun Ayşe Hanım hepsini yaktı. Tamam ben boşanalım dedim. Yani evet ben dedim. Ama o ne dedi? Ben imzalamam. Ya boşanmak istemiyorum dedi. Sonra ne yaptı biliyor musun? Masanın üstünde duran protokolü alıp gitti. Ya dünden heveslemiş zaten boşanmaya. Madem dünden heveslisin bana niye artistlik yapıyorsun ki o zaman boşanmak istemiyorum diye. Ya oyun oynuyor resmen benimle. Ya dün burada oturuyordu bu adam. Benim gözümün içine bakıyordu ya. Öyle bir bakıyordu ki, öyle güzel şeyler söylüyordu ki sanırsın senden vazgeçmez yani. Ya Vede abla yok. Bu böyle olmaz ya. Kimse kimsenin duygularıyla oynayamaz. Ya bana değişik diyor. Asıl değişik olan o ya. Gerçekten o değişik bence. Ya asıl kendine baksın o. Ya tamam abi şimdi Ayşe haklı. Ona inanmadım. Saçma sapan davrandım. Kız haklı. Yerden göğe kadar haklı. Anlıyorum. Tamam da yani sen de biliyorsun benim Hande'den darbe almışlığım var. E senin bana her şeyi anlatmamışlığım var. Ya benim sütten ağzım yanmış. E gelmişim hatamı kabul etmişim. Özür dilerim demişim. Kusura bakma demişim. Affet beni demişim. Bizim için elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım demişim. Bana bir şans ver demişim. E tamam artık da. O ne yapmış? Hep pres. Yok. Hayır. İstemiyorum. Ele gel de şimdi bu kızın sevgisinden şüphe etme yani. Oğlum. Oğlum seviyor. Tabii seviyor ya. Gururundan yapıyor. Anlamıyor musun lan? Ya abicim tamam anlıyorum. Gurur yapsın. Yine yapsın. Anlıyoruz. Trip atsın. Burnumu sürtsün. Biraz peşinden koştursun. Anlıyorum yani kızdır. Hakkıdır. Tamam da bunun da bir sınırı var ama değil mi? Ya bir sınırı var. Gururun da bir sınırı var. İnsan sevdiğine kıyar mı? E tamam o zaman ben de gurur yapayım. He? Ben de trip atayım. E ne yapalım o zaman? Nasıl olacak bu iş? Nasıl biz barışacağız? Nasıl anlaşacağız? E senin de zamanında bana her şeyi anlatmamışlığın var. E o zaman gelseydin en başta anlatsaydın her şeyi bana. E gelseydin kocana, dökseydin içini, koysaydın başını omzuna, bir sığınsaydın ona, bir ondan yardım isteseydin ne olacaktık? Şimdi burada böyle baş başa diz dize güzel oturuyor olacaktık. Şimdi bu bize reva mı? Bu çektiğimiz çile bize reva mı ya? Bak geldiğimiz duruma bak. Öyle ikide bir kapıma geleceksin. Aç mısın, susuz musun, iyi misin diye soracaksın. Seni merak ediyorum diyeceksin. Sonra çaktırmadan boşanma protokolünü yürüteceksin. Şaka gibi ya. Sakın bana onu savunma. Ya bana yalancı diyor. Beni yalancılıkla suçluyor. Asıl yalancı olan o. Yok şimdi yalancı demeyelim de. Yalancı Vede abla yalancı. Ya ben Baha'yı gizlediğim için yalancı oldum. Bir şeyler gizleyince yalancı oluyorsun ya. Asıl yalancı olan o. Haksız mıyım? Bak vallahi değişik diye diye değişti bu kız. Yani benim tanıdığım Ayşe gitti, yerine başka Ayşe geldi. Ya da ben hiç tanıyamamışım Ayşe Hanım'ı. O da olabilir. Ya tamam ya. Allah tamam. Tamam. Bitsin diyorsa bitsin gitsin abi. Boşanacaksak boşanalım ya. Olacak iş mi ya bu? Allah Allah. 3 gün sonra mı, 5 gün sonra mı? Ne zaman boşanıyorsak boşanalım. Bitsin gitsin, çeksin gitsin. Bir daha da benim karşıma çıkmasın. Benim gururum yok mu? Benim onurum yok mu? Ben daha ne yapayım? Çekilecek dert mi ya bu? Çile mi? Şurada mahkemeye kaç gün kaldı? Hakim sizi boşuyoruz dediği anda her şeyimi toplayıp gideceğim buradan. O zaman görsün bakalım elinin altındaki Ayşe neredeymiş? Bulabiliyor muymuş onu? Kurtulacağım Ferit'ten. Kurtulacağım buralardan. Eski özgür hayatıma geri döneceğim. Ben yoruldum Vedi abla ya çok yoruldum. Ayşe ile Ferit bitsin istiyorum. Ayşe ile Ferit yeryüzünden silinsin istiyorum. Tatlım şimdi Ferit ile Ayşe yeryüzünden silinsin istiyorsun da.
Peki kalbinden atabilecek misin? Atamıyorum. Yapamıyorum. Ben Ferit'siz nasıl yaşanır bilmiyorum. Ben Ferit'i çok seviyorum. Ferit'i unutamıyorum Medya abla. Unutamıyorum. Ben Ferit'i çok seviyorum. Geçecek Medya abla, biliyorum. Tamam, diyelim ki gitti oğlum. O zaman geçecek. Öyle mi zannediyorsun sen? Ha? O işler öyle olmuyor oğlum. Eğer son noktayı sen koymuyorsan, hesabı da sen kapatmıyorsan, içinde de bir şey varsa yarım kalıyorsun. Anladın mı? Abi vallahi utanmasam ağlayacağım ya. Ağla. Ağla oğlum, dök içini ya. Ne varsa dök. Neden çekiniyorsun? Abinden mi çekiniyorsun? Ben senin abinim lan. Ağla. Hatta git Ayşe'ye ağla. Beraber ağlayın. Sarılın sonra. Sonra da küçük küçük bebeler yapın. Ne var oğlum? Vallahi bak ya. Küçük küçük Ayşe'ler Ferit'ler olsa, şöyle ortada dolansa olmaz mı? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bakayım bana. Senden de iyi baba olur ha. Ha? Yapma abi ya. Sen yapma bari. Asma damarıma işte. İstemiyor abi kız. Ne yapayım? İstemiyor, beni zorlayayım mı? Ben onsuz nefes alamıyorken, onsuz bir hayat düşünemiyorken o istemiyorum diyor. Yapacak bir şey yok abi, kabulleneceğiz. Abi inan hiç iyi değilim ya. Vallahi hiç iyi değilim. Abi. Ne yapacağım ben? Ha? Ne yapacağım ben abi? Allah rızası için bir akıl ver bana. Akıl mı? Ben? Kafayı mı yedin sen? O benden aldığın aklını ne yapacaksın sen? Benim zaten biliyorsun yani. Aklım olsa... Kalp Yarası ATV'de.